geldiniz. Bugün kereviz salatası yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bir tane büyükçene bir kerevizim var. Bir yemek kaşığı dolusu tuz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullanacağım. Doğranmış dereotu. Küçük küçük kıydım dereotumu. Küçük bir kase ceviz. Cevizlerimi elimle küçük küçük kırdım. Çok ufak olsun istemedim. Bir kase de yoğurdumuz var. Şimdi ben kerevizimizi soyup ondan sonra rendeleyeceğim. Rendeledikten sonra salatamızın yapılışına geçiyoruz. Kerevizimizi rendeledik. Görmüş olduğunuz gibi. Birazcık da ben buna limon suyu sıktım. Kerevizlerimiz kararmasın diye. Şimdi salatamızın yoğurduna geçiyoruz. Yoğurdumu şöyle bir çırpıcıyla düzeltiyorum. Eğer siz bunu meze olarak ya da beş çaylarında kurabiye pastanın yanında yiyecekseniz içine mayonez ekleyebilirsiniz. O zaman da değişik bir tat oluyor. Ama biz şimdi yemeğin yanında yiyeceğimiz için ben bunu sıvı yağ ilave edeceğim. Maydanoz çünkü ağır oluyor. Yoğurdumuzu çırptım. Şimdi bir yemek kaşığı tuzum var. İlave ettim. Yoğurdumuzun içine sarımsaklarımızı birazdan ezeceğim. İnce ince kıyılmış bir kase dereotu. Cevizlerimi elimle kırdım, küçük küçük. Robottan geçirmedim. Şimdi sarımsağımızı da şöyle ezelim. Üç diş sarımsak kullandım. Şimdi çırpıcımı alıyorum içinde. Çok az, bir yemek kaşığı kadar yağ ilave ettim. Çünkü mayonez olunca ağır oluyor. Ben bunları yoğurdun içine karıştırıp ondan sonra kerevizime ilave edeceğim. Şimdi kerevizimi aldım. Yoğurdumuzu içine ilave ettik. Bütün malzememizi. Tabii ki isteyenler kerevizi hafiften tavada yağda bir iki çevirip öldürebilir. Ama kereviz böyle çok hafiften kütür kütür olması daha güzel. Kış geldi. Kış mevsiminde kereviz genelde çorbası, salatası güzel oluyor. Bizim evde de salatası oldukça sevildiği için salatasını tercih ettik. Şimdi yoğurdumuzu kerevizimize iyice yediriyoruz. Siz de deneyebilirsiniz. Ceviz tabii ki isteğe göre, arzu edene göre herkes ceviz koymayabilir. Dereotunun yerine maydanoz olabilir. Ben dereotunu yakıştırıyorum bu salatama. Ama çok besleyici, sağlıklı bir salata. Üstelik bu şekilde eğer sarımsak eklemezseniz 4 gün, 5 gün buzdolabında saklayabilirsiniz. Her gün yemeğin yanına ya da meze olarak kullanabilir, yiyebilirsiniz. Çünkü tadında ya da renginde bir değişiklik, bir bozukluk olmuyor. Şimdi ben bunu servis tabağıma alıyorum. Birazcık da süsleyelim. Kıvamını görüyorsunuz. Oldukça meze kıvamında. Cacık şeklinde değil de salata meze kıvamında bir salatamız. Şöyle düzelttim. Şimdi üzeri için birkaç tane iri çekilmiş ceviz. Şöyle güzel değişik bir görüntü olsun diye. İri iri dereotu sapları var. Saplarımız da şöyle. Evet. Salatamız hazır.
Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.